Selam vatandaşlarım, ben Efe. Bugün geri döndüm ve benle birlikte eski çizgi filmler de döndü. Şu an dışarıdayım ve güzel bir arka plan buldum. Hemen video çekeyim de. Ama şarjım az, ne kadar sürer bilmiyorum ama bence hemen sizi daha fazla bekletmeden videoya geçmeliyim. İlk olarak sürekli diziyle başlayacağım. Cartoon Network Instagram hesabında sürekli diziyle ilgili bir yeni sezon duyurusu yaptı. Dizide yeni karakterler, yeni hikayeler olacak. Hem de Ben 10 ya da Powerpuff Girls gibi direkt reboot da gelmeyecek bu yeni sezon. Hani gerçekten de çok güzel bir şey olacak. Açıkçası ben hiç yeni sezon falan beklemiyordum. Bir daha başlamayacak gibi bir final yaptı. Sanki sonsuza dek yok olacak gibi. Hüzünlü bir finaldi. Pops'ın falan ölmesi. Ama bu haberi görünce de çok sevindim. Gerçekten de çok mutlu edici bir haber ama daha da mutlu edici olan da Gumball'un tarihinin belli olması. Gumball 2025 ve 26 yılında gelecek. Üçüncü olarak Adventure Time. Hem sinema filmi gelecek hem de iki ayrı dizisi gelecek. Birisi Hey Bimo, diğeri de Adventure Time Side Quest. Açıkçası arkadaşlar Cartoon Network eskiye dönüyor. Ve eskiye dönmekte de çok haklılar. Bu açıkçası çok güzel bir haber. Dördüncü olarak da Foster'ın Hayali Dostlar Mekanı gelecek ama eskisinden daha kötü olabilir diyorum. Çünkü biraz daha çocuklara yönelik olacağı için eski hikayesinin tadını vermeyebilir. Cartoon Network dışında Şahrengiz Kasaba'dan haber var. Hangi platformda olacağını bilmem. Belki Netflix'te de yayınlanabilir. Belki Disney Plus'ta da yayınlanabilir. Ses geldi mi? Su sesi. Şahrengiz Kasaba'da şu şekilde duyuruldu. Disney'in TV yapımcılarından birisi Alex Church'le görüştüklerini, hatta Şahrengiz Kasaba hakkında yeni kitaplar ürettiklerini söylediler. Tahminimce ya bu günlük 3 gibi bir şey olur ve yüksek ihtimalle DNR'da satılır ama Türkiye'dekiler yine alamaz. Açık açık söyleyeyim, çok pahalı çünkü. Bu arada sesim geliyor mu acaba ya? Editlerken bakarım da. Sonra ne vardı? A few moments later. Mucize Uğur Böceği ile Kara Kedi'nin de 6. sezonu ile ilgili yeni afişler yayınlandı. Ve son olarak Scooby-Doo'nun animesi geleceği duyuruldu. Gerçekten de bu da çok güzel bir haber. Açıkçası şu an çok şaşırıyorum bu olaylara çünkü eski çizgi filmler geri dönüyor. Hem yeniye ayak uyduracak şekilde hem de eskileri yaşatacak bir şekilde geri geliyorlar. Ama merak ettiğim konu şu, Ben 10 yok. Neyse, olsun o kadar. Evet arkadaşlar, bu videonun da böyle sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca beni de Instagram hesabımdan takip edin. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.